Selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere üniversiteler hakkında bilgi vereceğim. Sınavlar bitti, üniversite sınavları. Sonuçlar açıklandı geçen gün. Ve bize özelden arkadaşlarımız soruyor. Harun Üniversitesi nasıl, Ankara Üniversitesi nasıl, İstanbul Üniversitesi nasıl, Yüzüncü Yıl Üniversitesi nasıl, Aydın'daki Adnan Menderes nasıl? Yani herkes de bu sorular gelmeye başladı. Arkadaşlar, önceki videoların bazılarında da dile getirmiştim. Üniversite Türkiye'nin her üniversitesi birbirinden güzel arkadaşlar. Bu bir kere bizim kendi sınırlarımızda olan Türkiye sınırlarındaki hiçbir üniversite şu kötü bu kötü demek bizim hakkımız değildir. Biz orayı daha iyi nasıl yapabiliriz ona bakmamız lazım. Yani üniversite kötü o şehir zor deyip ötekileştirmek yerine bence o şehre katkıda bulunarak o şehri daha da modern, sosyoekonomik düzeyini arttırarak daha düzgün hale getirmek bizlerin elinde. O birinci konu. İkinci konu arkadaşlar yani bugün bir işte Şırnak'taki, bir Van'daki, Erzurum'daki, Kars'taki üniversitelerdeki hocalar da Ankara Üniversitesi'nden mezun, Fırat Üniversitesi'nden mezun, işte Burdur'daki üniversiteden mezun hocalarımız da orada. Yani sadece tam Şırnak'taki fakültede Şırnak'taki mezun olan hocamız yok yani. Türkiye'nin birçok şehrinden mezun olmuş, akademik kariyer yapmış, doçent, doktor, yardımcı, profesör gibi hocalarımız üniversitelerde görev yapmakta arkadaşlar. Mühim olan sizin mesela Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki kliniklerde daha çok o bölgede hayvancılık yani koyun, keçi, inek, büyükbaş hayvancılık daha yoğun olduğu için gelebilecek olan hasta yani hayvan hastanesine, veteriner fakültesine, hayvan hastanesine gelecek olan müşteri potansiyeli ve tedaviye gelecek olan kitle koyun, keçi ve inektir. Ama bir İstanbul Üniversitesi'nde okursanız, bir Uludağ Üniversitesi'nde, bir Ankara Üniversitesi'nde, bir Burdur'daki üniversitede okursanız burada da daha fazla kedi, köpek, kanatlı hayvanlar, sürüngenler gibi daha çok gelir. İnek, koyun, keçi nadir gelir. Ama biz biliyorsunuz 5 yıllık eğitim sürecinde arkadaşlar koyun, keçi, tavuk, kedi, köpek, kuş her şeyi okuyoruz ve her şeyin eğitimini alıyoruz arkadaşlar. Bundan dolayı bir sıkıntınız olmasın. Yani doğudaki bir üniversite bu konulara az işler, batıdaki üniversite büyükbaşı az işler diye bir şey yok. Üniversitedeki eğitimimiz sürecinde koyunu, keçi, ineği de görüyoruz, kediyi, köpeği, kuşu da görüyoruz arkadaşlar. Buradan dolayı eksik, yani eğitimle alakalı bir eksiklik hissetmezseniz doğu, batı, kuzey, güney hangi üniversite olursa olsun üniversitelerin eğitiminde bütün hepsini eğitimini alıyorsunuz. Bir eksiklik yaşamazsınız. Ama pratiklik konusunda bir İstanbul Üniversitesi'nin kliniğine günde 50 tane kedi geliyorsa, 100 tane köpek geliyorsa atıyorum bu belki Mustafa Kemal Üniversitesi'nde, belki Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde 10 tane gelir, 5 tane gelir. Ama bu sefer bu üniversitelerde de koyun, keçi, inek 500 tane gelirken İstanbul Ankara Üniversitesi'ndeki fakültelerimizde de 5 tane gelir, 10 tane gelir. Yani bu biraz da buna dikkat etmek lazım arkadaşlar. Hangi yönde ilerleyeceğimize, hangi çizgide devam edeceğimize buna bakalım bence arkadaşlar. Bu da bizim vereceğimiz kararlarda önemli olması gerektiğini düşünüyorum. Yani sizin yapacağınız çalışma ve hizmet bu okuldan sonra büyükbaş üstüne olmasını arzu ediyorsanız Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesindeki kliniklerde fakültelerde okursanız nazanem bir bakın bakayım şeyde %50 bakın bakayım hayır pil astet bir basın devam ediyor mu? Ha, devam ediyor mu? Video devam ediyor mu? Devam ediyor. Tam basın ortada alttaki şeyi. Pardon arkadaşlar, eğer üniversiteniz yani koyun, keçi, büyükbaş hayvan üstüne daha çok pratik yapmak isterseniz, ahırlarda daha fazla zaman geçirmek isterseniz, kliniklerde daha fazla büyükbaş hayvan görmek istiyorum derseniz, o zaman Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesindeki üniversitelerde bunlar çok çok daha fazla görebilirsiniz.
Tabii Ankara, Bursa, işte ne bileyim Isparta gibi Burdur'daki üniversitelerde de görürsünüz. Görmezsiniz demiyorum. Ama işte buna göre şeyinizi daha net belirleyebilirsiniz. Yani seçeceğiniz branşa göre, ilerleyeceğiniz yola göre tercihinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında tabii ki Erzurum'da da okuyabilirsiniz, hiç problem yok. Van'da da okuyabilirsiniz, hiç problem yok. Şırnak'ta da okuyabilirsiniz, hiç problem yok. Çünkü yeni şehir, yeni yerler göreceksiniz. Ankara, İstanbul'da da okuyabilirsiniz. Yani bugün bize atıyorum Kars'tan yazan bir arkadaşımız İstanbul Üniversitesi'nde nasıl okuruz diye yazmış bana özelden. Tabii ki İstanbul'da okumak hayat şartları bakımından çok zor. Kiralar 30 bin lira olmuş, yaşam zor olmuş, bir simit 10 lira olmuş, çay 15-20 lira olmuş. Yani bir öğrencinin yaşayabilmesi, ailesinin durumu biraz güçlüyse o zaman okuması daha rahat olur. Ama bunun dışında yurtlarda kalan arkadaşlarımız var. Zaten yurtta kalmak demek ekonomik yani ekonomik düzeyimizin çok iyi olmadığı için, ev tutamadığımız için yurtta kalıyoruz demektir bu, yurtta kalıyorsa. Yurtta kalan bir insan da nasıl yapacak arkadaşlar? Bir çay içmeye gidecek, kahve içmeye gidecek, bir yani arkadaşlarla sosyal bir yaşam sürmek isteyecek üniversite okurken. Bu da ciddi bir İstanbul'da gider arkadaşlar. Yani lüksü bile olmuş. Atıyorum markette 5 lira, İstanbul'da 25 lira. Yani bunu yaşıyoruz dışarıdaki herhangi bir feden alırken adam 15 lira diyor, 10 lira diyor, 20 lira diyor. Yani kafalarına göre bunlar yaşıyoruz yani. Bunlar böyle ama İç Anadolu bölgesindeki fakültelerimizde, Doğu Anadolu bölgesindeki fakültelerimizde okumak daha kolay. Neden? Çünkü İstanbul'da 25 milyar kiraysa atıyorum Kars'ta, işte Erzurum'da veya işte Van'da 3 bin lira, 4 bin lira. 3 arkadaş tutarsanız hani eve kiraya bu kişi başına düşen 1000 lira, 1500 lira ama İstanbul'da veya Ankara'da, Bursa'da ev tuttuğunuz zaman kişi başına düşecek fiyat 7-8 bin lira sadece. Yani bir ev kirası kadar vermiş olacaksınız kişi başına düşer. Gider ve günlük yaşantılar, ulaşım, bunlar ciddi masraf arkadaşlar. Yani bu ailenizin bütçesini de düşünmek lazım. Ona göre de karar vermek lazım bazı hareketleri yaparken. Aa işte ben Ankara, işte İstanbul Üniversitesi ne tutuyor benim? Tabii ki çok güzel okuyabilirsiniz ama karşınıza çıkacak birkaç sıkıntı olabilir. Buna dikkat edin. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki fakültelerimizde de bütün hizmetler, bütün branşlar eksiksizdir. Hiçbir Ankara Üniversitesi'nden farklı ya da İstanbul Üniversitesi'nden farklı değildir arkadaşlar. Aynı eğitimleri eksiksiz bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Biz mesela 100. Üniversitesi'nden mezunuz. Yani buradaki birçok diğer fakülteler mezun olan arkadaşlardan birkaç level öndeyiz yani. Bu biraz da sizinle alakalı arkadaşlar. Bunlara da, bu da önemli. Yani fakültelerin verdiği eğitimin dışında da kendinizi yetiştirmeyle alakalı bazı konular. Bunlara da dikkat etmek lazım. Eğer içinizde okumak, yani veteriner hekim olmak istiyorsanız, içinizde bu duygu varsa muhakkak bu bölümü okuyun. Yani Kars'ta okusanız da bir problem yok. Bursa'da okusanız da problem yok arkadaşlar. Yani ama sırf fakülte okumak için, işte tercihlerimi doldurayım, ya bir tane de veteriner olsun demek için işaretlerseniz, kazanırsanız veya kazandıysanız gerçekten bu sıkıntı arkadaşlar. Biz fakülteye 60 kişi başladık. 25 kişiyle 3. 4. 5. sınıfı 25 kişiyle devam ettik. Biz 7 kişi 8 kişi mezun olduk. Geri kalan arkadaşlarımız işte bir dönem, iki dönem gibi uzatmalarla mezun olduk. 60 küsür 67 ile ve 68 kişiyle başlanılan sınıf 25 ile final verdik arkadaşlar. Çünkü gerçekten okuması zor bir bölüm. Şimdi arkadaşlar tercihler yapıldı. Yapılıyor herhalde. Belli oldu sonuçlarda. Sonuçlara göre de veteriner fakültesini kazanan arkadaşların hepsine hayırlı olsun diliyorum. Bizlere kafalarına takılan sorular olursa, veteriner fakültesiyle ilgili okurkenki sorunlar olursa, kafanıza okumakla alakalı problemler takılan olursa ilerleyen yıllarda bize her türlü danışabilirsiniz. Artık kayıtlar başladı. Herkes haftaya büyük bir ihtimalle üniversitelere gidecek, kayıtlarını yaptıracaklar. Hayat yeni başlıyor arkadaşlar.
lise bitti, artık üniversite. Güzel bir yaşam. Eğer bulunduğunuz şehrin dışında bir üniversitede okuyorsanız, okuyacaksanız eğer, yeni bir hayat. Hayatın gerçekleri yeni başlıyor. Fakülteyi herkes bir şekilde bitirecek arkadaşlar. Bunlar bir sene uzatırsınız, 6 ay uzatırsınız ama fakülte bir şekilde biter. Mühim olan bu 5 yılda kendinizi nasıl yetiştirdiğiniz önemli, nasıl yetiştireceğiniz önemli. Okul bittikten sonra vatanımıza, milletimize ne kadar hayırlı bir hekim olabilmiş olmanız önemli. Bittiğiniz zaman, aynen karşısına geçtiğiniz zaman, evet ben bu mesleği layıkıyla yapacağım diyebilmeniz önemli arkadaşlar. Videolarımız devam edecek. Bizleri takip etmeye devam edin. İyi günler dilerim.